Madem Türkiye'de senaryoları değil de oyuncuları izliyoruz. Kıvancın yeni dizisi çıkmış kısa deliliyor ya. Dizinin konusu ne olacak değil de Hande Erçel'in partneri kim olacak diye konuşuyoruz. Dedim acaba biz çok mu senaryo konuştuk bugüne kadar? Biraz da oyunculukları mı konuşsak? Ama emin de olamadım. Ben de Instagram'da bir anket paylaştım. Dedim kalpazan mı, kötü oyunculuklar mı yoksa gizli bahçe mi? Ve kötü oyunculuklar çıktı. Wow, okay. Kıyamam zaten Gizli Bahçe'de hiçbir yerde reytingi yok ki. Ama bir de şöyle bir durum var. Ben az sonra bahsi geçecek oyuncularla ara ara böyle yüz yüze geliyorum ya hani. Etkinliklerde karşılaşıyoruz, konuşuyoruz, hatta bazılarıyla yazışıyoruz falan. Tabii sizin öyle bir durumunuz yok. He, işte o yüzden ben de size sordum. Hani size kötü oyunculuk desem ne dersiniz diye. İşte sağ olun siz de baya bir dediniz. Yani siz dediniz, ben demedim. Kim ha? Yok. Ha, yok ben demedim. Ama videonun bu ilk kısmında çok ilginç bir şekilde kimsenin fark etmediği, dolayısıyla da kimsenin konuşmadığı bir konudan bahsedeceğim. Bizim dizilerde oyuncular cezveye koyup böyle kaynatılan tavuk yumurtası gibi. İzleyici alttan gazı verdikçe <laughs> yumurtanın kıvamı değişiyor. Ve kimse de baba bu karakter böyle değildi. Ne oldu buna demiyor. Gelelim örneklerimize. Ve işte şimdi bu oyuncumuzun yasak elmada canlandırdığı karakterin birinci bölümündeki halini alalım. Bundan sonra her şey sanki daha iyi olacakmış gibi bir his var içimde. Şimdi de hazırsanız karakterin final bölümündeki halini alalım. Alo, tövbe tövbe. Ver bakayım bir daha. Aynen öyle şekerim. Hiç gerek yok. Ay geçmiş olsun. Ne oldu ki oyuncumuz acaba? Arada havale falan geçirdi galiba. <gülüyor> <gülüyor> oy oy oy. Evlerden ırak. Ay ben bayılıyorum bu karaktere. Biz bir kandırmalıydık onlar bizi değil ay çok tatlı çok diye diye koskoca oyuncu anaokulu müsameresinde pamuk prensese elma yediren cadıya dönüşmüş ya bir insanın kara kutusu. Bir Allah'ın kulu da dememiş ki biz ne yapıyoruz diye. Ne bileyim dizi birileri trolledi herhalde. Ha? Çok iyi çok iyi diye. Oyuncular da gaza gelmiş yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Allah aşkına şunun nasıl bir açıklaması olsun bana söylesenize. Ver diğer kızı da. sana sesini not atayım da sen açtığında gör. Gel neredesin çabuk gel. Bir dakika bir dakika dur 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 bir dakika dur. Gözün kanadı galiba dur. Oy. Bakın bu ilk bölüm son bölüm karakter değişimi sadece bir örnek değil Bakınız şimdi göstereceğim örnekte bu oyuncumuzun avlu dizisindeki birinci bölüm hali Arve dedi Çayla halledim Şimdi de aynı oyuncunun dizinin final bölümündeki halini izleyelim burayaayaken yakar yıkarım nasıl? Yani hakikaten ne oluyor acaba merak ediyorum. Oyuncular iki buçuk saatlik dizi çekeceğiz derken arada 46'lık mı oluyorlar ne oluyor? Neredesin ulan? Buyurunuz bir tane daha. Şimdi de bu oyuncumuzun Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki ilk bölüm performansını alalım. Sultanına ordularıyla savaşmaya hazır olduğunuzu söyle. Tamam tamam mı? Şimdi de 26 bölüm sonrasını alalım. Ma! Oo ooo oo. bak bunu uzun zamandır izlememiştim. Ne olur oyuncularımıza YouTube'daki altta yazan o yorumları okumak yasaklansın. Çünkü oyuncularımızı işte bu hale getiren tam da o yorumlar. Hazır mısınız? Bak ver bir daha oyunculuğu. Lanet olsun diyeceğim. Kes sesini. <laughs> Kendi ellerimle büyüttün. Her ve içer. Kata kalın kek Tamam şimdi de yorumları alalım. Toprak Sergen çok iyi oynadı bu bölüm. Toprak Sergen mimikleri üst seviyede be. Sayın Toprak Sergen daha önce nerelerdeydiniz? Maşallah efsane oynuyorsunuz. Doğru söyleyin bu yorumları. İnce sözlük mi yazıyor yoksa dizinin reklam ajansı mı? <laughs> Ama daha da acı olan ne biliyor musunuz? Bu yorumların gerçek olma ihtimali. Ki izlediğimiz dizilere bakarsak bu yorumların gerçek olma ihtimali çok yüksek. Yani bu kitle yılların oyuncusunu bile bu hale getirmiş. O yüzden şu çocukları yadırgamayın. <laughs> Melisa <laughs> demişken de izleyicilerimiz şu sahneyi de yazmışlar. Bu sahnedeki yanlış vitesle araba kaldırır gibi zorlayan ama yine de ağlayamayan karakteri. Biliyordum. Ama tabii sadece böyle üniversitenin karşısına büfe açar gibi yapılan gençlik dizilerinde değil, çok efsane dizilerde de kötü performanslar gördük zamanında. Hmm. <laughs> Mesela Ezel'de. Ezel gibi bir işi heyecanla, merakla izlememizin sebeplerinden biri neydi? Eyşan'ın aslında Ezel'in Ömer olduğunu anladığı anda vereceği tepkiyi merak ettiğimizden dolayı değil mi? Bence herkesin dizinin en başından beri en merakla beklediği an o andı. Ama e canına yandığımının yönetmeni. Sen git o sahneyi tren garında çek. Etrafta çok ses olduğu için de mikrofondan gelen sesi kullanama. Sonra da git Cansu Dere'ye dublaj yaptır. Cansu Dere'ye. Aman Allah'ım. Ama biliyordum her şeyden çok. Ya siz dublaj sanatçısı diye bir şey duydunuz mu daha önce? Çünkü dublaj başlı başına bir sanattır. O yüzden o sahnede daha önce binlerce kez dublaj yapan Haluk Bilginer'de herhangi bir sıkıntı olmazken yani Haluk Bilginer. Bakınız bir de Cansu Dere'ye Cansu Dere dublaj yapınca ne olmuş? Allah'ım şükürler olsun. Aman Allah'ım. Ömer'i dokunmak gibiydi. Allah'ım. Kumarhanede ilk gördüğüm an. Yani oyunculuğa kötü demeyelim de Sahne için kötü bir yer seçilmiş diyelim. Ama hakikaten yönetmen var bir de yönetemen var. Şimdi diyelim ki çekim yapıyorsunuz ve bir oyuncunuza ağla diyorsunuz ve o da böyle ağlıyor. Heh, diyelim ki oyuncunuz böyle ağladı. Ne yaparsınız? Alalım bir daha. Hayatım oyuncak kimse ben de Valla ben olsam sözleşmemi yırtar topumu bir tarafıma vurdura vurdura <laughs> setten kaçarım da işte iş prensibi. Ee, sevgili Vilma canım onu bir daha bir ağlasak mı dersiniz değil mi en azından? İşte dememişler ki biz de şu anda bu sahneyi konuşuyoruz. <laughs> ne ağlıyorsun? <laughs> ne yaptılar sana? <laughs> Bakınız aynen bu sahnede de kuzum bak oyunculuğun torrentten indirilmiş gibi sonradan geliyor demedikleri gibi. Size birkaç soru sormam lazım. Dün akşam neredeydiniz? Yani sanki yönetmenler oyuncular bizden daha fazla para kazanıyor diyerek gıcığına böyle yapıyorlar gibi ha. Evde olduğunuz teyit kimse var mı? Bir görgü tanığı var. Ne bileyim belki sonuç olarak yönetmen set çıkışında taksiye binerek Kadıköy'deki 2 artı bir evine gidiyorken oyuncu da özel şoförüyle Zekeriya Köy'deki villasına gidiyorsa ortaya böyle bir sonuç çıkıyor olabilir. Gelir adaletsizliği hakikaten kötü bir şey. E tabi bütün ülkeyi yiyip bitiriyor. Diziler ne ki? Bak ver bir tane daha. Bir, haberin, bir, bir tane daha ver. Bir tane daha. Bir tane daha. Yetmez. Ver bir tane daha. <laughs> tamam yeter. Yeter. Öf öf. Yeter. Bakın ama bütün sahneler bir tarafa. Bu sahne bir tarafa. Öf öf. Yeter. Hatta bu sahne öyle bir sahne ki adam oyunculuğu bırakıp Amerika'da tır şoförü oldu. Diyenler de çıkacaktır şimdi ama yerli dizi sektöründe böyle uzun uzun bakışmak mı yoksa tır şoförlüğü yapıp uzun yol yapmak mı deseler ben de ağır çekimi değil de ağır vasıtayla yük çekmeyi tercih ederim. Tabi giden gitmiş kendini kurtarmış bu piyasadan. Ama ben bu videonun bu mesleğe yani oyunculuğa yeni başlayacak ya da başlamış ama işi gerçekten daha iyi yapmak isteyenlere ayrıca bir faydası olsun istiyorum. Çünkü biliyorum ki çok fazla sayıda oyuncu bu kanalı izliyor. Hatta bütün dizi setlerinde izlenen tek kanal bu kanal. Mesela eğer bir dizide zengin ve şımarık bir kızı oynayayım ama ağzına tutkal sıkılmış gibi ağdalı ağdalı konuşmayayım diyorsanız... Fazla neşelisin baba. Yetmez ver bir tane daha. O. sen bana da kimlenmişsin? Heh tamam. Oy. Eğer kocişime şapşik olayım derken böyle antipatik olmak istemiyorsanız... <laughs> Ferit, Ferit. Şu yaşında iki tane gelinlik yedim yeter artık. Evet. Böyle olsun istemiyorsanız eğitim şart malum. Ve hazır mısınız? size çok iyi bir haberim var. Bakın bu haberi vermek bu kanalın boyun borcudur. Oyuncu koşuğu denince dünyadaki en önemli isimlerden biri. Charles Theron, Brad Pitt, Halle Berry, Sylvester Stallone ve Jack Nicholson gibi dünyaca ünlü isimlerin tekniğini kullandığı bu yıldızlara oyuncu koşu yapmış bir isim Ivana Çabak Türkiye'ye geliyor. Bakın bu güneş tutulması gibi bir şey ha böyle çok nadir gerçekleşen bir olay. Ha, ama derseniz ki benim oyuncu koçuna ihtiyacım yok. ...hoç gibi kaslarım var. Böyle 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 masaya da vurabilirsiniz. <laughs> Hatta o kasları gösterebilmek için şöyle şöyle sinirlenebilir. Abi ne oluyor? Beni ben yapan tek şeyi almışlar elimden anlıyor musun Metin? Ne yapayım şimdi ben? Böyle balgam çıkarır gibi ırrah diyerek de sandalye tekmeleyebilirsiniz. <laughs> ne diye ne diye? <gülüyor> <gülüyor> adamı taklit edeyim derken kusuyordun yemin ediyorum ha. Ne yapayım şimdi ben? Ha, ne yapayım? Ne yapayım? Ha yok ben böyle doğal oyunculuk deyince vahşi doğa sesleri çıkartmak istemiyorum. Gerçekten doğal oynamak istiyorum derseniz de Ivana Çabak Türkiye'de iki günlük bir workshop verecek. Dediğim gibi kendisinin adıyla anılan bir oyunculuk tekniği var. Çabak tekniği diye. Şimdi burada anlatmayayım ama 12 adımlı bir teknik bu. Mutlaka araştırın. Hatta bu tekniğin bir kitabı bile var. Kendisi işte bu tekniği 12 adımıyla anlatacak ve katılımcılar sahnede bu adımları uygulayanların iki günde nasıl değiştiğini birebir olarak gözlemleyecek. Uygulamalı olarak buradan bir başlayalım. Sevgili izleyenlerim, şöyle bir diyalog olmaz, olamaz. Babam kalp krizi geçirmiş yine. Wow, okay. Şaka bir tarafa, dünyanın en ünlü oyuncu koçu Ivana Çabak 15-16 Aralık'ta İstanbul Tram Tower'da olacak. Eğer oyuncuysanız ya da oyunculukla ilgileniyorsanız mutlaka orada olun. Biletin linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Wow, okey hemen gidiyoruz halde. Ama o tarihlerde müsait değilseniz aynı tekniğin eğitimini veren Müge Duygun'un da iletişim bilgilerini yine aşağıya yazıyorum. He ama derseniz ki ben illa tır şoför olacağım ama o başka. Böyle yollarda direksiyonu yumruklaya yumruklaya içinizdeki oyuncu oyunculuğu atarsınız artık. Bu arada fark ettim ki kötü oyunculuk deyince büyük bir kitlenin aklına bu arkadaş geliyormuş. Ben Kurtlar Vadisi'ni izlemeyi bıraktıktan sonra şöyle bir karakter girmiş diziye. Ve adamın ünlü olma sebebi bu dizideki kötü oyunculuğu olmuş ya. Hatta öyle ki neyin bu Cahit karakterinden daha iyi oynadığını yazma konusunda bir akım bile oluşmuş. Çakır ve Polat'ın simit aldıkları simitçideki simitlerin susamları bile Cahit'ten iyi oynamış. Abuzer'in tekmeni değil, tavuk bile Cahit'ten daha iyi oynamıştı. Tayfun'un ağzından akan kan Cahit'ten iyi oynamış. Bak bak dersin ki dizinin başrolü de Al Pacino yan rolü beğenmiyorlar. Ya dayı koca bilim adamını ne yaptın ya? Daha kurban olayım. Torpil de bir yere kadar. Ama hakikaten insanlar çoğu zaman kendi beyinleriyle düşünmüyorlar. Nereye doğru yönlendirirseniz oraya doğru yorum yapıyorlar. Heh, mesela şu sahneyi hatırlayalım. Abimi sen mi öldürdün? Ben yaptım! <laughs> tamam şimdi bu sahnede konuşulan kötü oyunculuk kimin? <laughs> diye bağıran oyuncumuzun değil mi? Peki be kurban olduğum yüce Zeus'un yıldırımları aşkına tadında oynayan bu oyuncumuza niye kimse bir şey demedi bugüne kadar? Ben yaptım! <laughs> Ama hep bu tarz böyle tiyatral büyük oynamaları görünce de aklıma hep şu amca geliyor. Korkunum! Ama şimdi bu videoda bahsi geçen oyuncuların bize kırılmadığını düşünüyorum değil mi? Kırılmıyorlardır bize. Sonuç olarak kötü oyuncular değil konumuz. Kötü oyunculuklar. Mesela ilk yaptığımız Altın Menemen ödüllerinde Akın Akın Özünü Yılın En Kötü Oyunculuğu kategorisinde ödüle layık görmüştünüz. Ve o ödüle layık görülen performansını da alalım. Seninle evlenme lan. Evet sevgisini böyle Richter ölçeğiyle gösteren oyuncumuzun daha sonra şöyle bir performansı gelmişti. Valla bak herkes masum biçim... <laughs> ya. Ama kendisi o kadar iyi yürekli, o kadar iyi bir profesyonel ki o ödülü bizden istemişti. Öyle de bir kraldır kendisi ama ben o ödülü hala kendisine gönderemedim. Çünkü yüzüm yetmedi ise herhalde. Neyse ama helal olsun kendisi yılmadı. Çok çalıştı ve en sonunda şöyle bir sahne geldi. Aaaa! 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 Ama ne diyoruz? Oynayana değil, oynatana bak diyoruz. Aa. Yani bu yönetmenlere eşlik eden bir izleyici kitlesi de var sonuçta. Kitle de yemin ediyorum kötü huylu kitle. Çünkü en nihayetinde bu ülke oyunculuğa önem veren bir ülke olsaydı Beren Saat bugün Türkiye'nin yıldızı olmayacaktı. Bana söz vermiştin. Hani aramızdaki o Don Juan hadisinden kurtulur kurtulmaz seninle evlenecektik. Aha ne dedi? Oy Beren Saat'i oynayamıyor dedi. Come on dostum. Come on, on. Lütfen açık ve net konuşalım. Beren Saat'in daha önce hakkını verdiği roller oldu mu? oldu. Ama her rolü oynayabilecek bir oyuncu mu? Onu size bırakıyorum. Mesela bu oyuncumuzdaki gelişimi bu oyuncumuzda gördük diyebilir miyiz? Ha yok ben demiyorum siz deyin. İyi ki ben demiyorum ha. Bak ver direksiyonu yine. Şimdiki arabalara böyle vursan eğirbe kaçar ha. Tamam şimdi de oyuncumuzun güncel bir sinir krizini alalım. Anne! Bak bana! Bak Aa, ama şimdi kendini tokatlama deyince de yemişler kıvancını. Değil mi? Kızılcık şerbetindeki şu sahne varken. işte o surat. Öyle tokatlanmaz. Aha böyle tokatlanır. Böyle mi vurdun bana? Böyle mi azak öğreteceksin bu insanlara? Ay Allah tövbe estağfurullah. Yemin ediyorum sevgililer arka koltukta daha rahat yiysin diye 100 bin liraya çekilmiş korku filmleri gibi ha. Ver bak efekti. Aha, al sana. Şerbet-i racim. Ama beni zaman zaman korkutan bir başka oyuncumuz daha var. Şimdi kendisinin öyle rolleri var ki hakikaten izlerken tedirgin oluyorum. Çünkü oyuncumuzun ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Anlayamayınca da böyle bir irkilti geliyor. Ya şu hareketleri yapan oyuncumuzu diyorum. Hatta daha da irkilteni, kötü bir karakteri canlandırdığı için şu hareketi yapan ama daha çok arabada içindeki kötülükleri dışarı çıkardığı için oksijen almaya çalışan biri gibi görünen bu oyuncumuz. Ya hani yok mu sevgilisinin yeni karısı kapmasın diye havada suşi kapan oyuncumuz? Ya yok mu başkası vurulunca şok olayım derken kendisi vurulmuş gibi yapan? He? Ama işte bak ne diyorum bunlar birkaç tane. Ha, değil mi? Olur öyle arada. Başka da varsa arada siz yazarsınız zaten. E ee, şaka maka. Yüzyıl geriye gidip Atatürk'ü görünce ilkokul arkadaşını görmüş gibi şaşıran Hazal Kaya'dan bahsetmeden videonun sonuna geldik ya. Ama hiç yüzyıl geriye gidip Atatürk'ü görme şansına sahip olmadığımız için normalde şöyle olurdu da diyemedik. Garip bir şeydi o da. Böyle bir çekremsiydi ama onu da birisi işaret etmişti. Aha bu kötü diye öyle konuşmuştuk. İşte bu videoda da yer işareti koyar gibi aha bu kötü diyerek işaretlenenlerden ve inanılması güç bir şekilde kimsenin işaretlemediği ve dolayısıyla da konuşulmayanlardan bahsettik. O zaman ver coşkuyu. Bizzat cezaevinde yattım. Alo Oy işte her şeyin başı şifa tabi. İşte böyle yapıcı yapıcı, kardeş kardeş eleştirdiğimi, zaten oyuncuların da farkında olduğu sahneleri paylaştığımı ve kimseyi de kırmadığımı düşünüyorum. Yani umarım cidden öyle olmuştur. Hayran kitlesi peşinde koşmadan fan gruplarının klavyesini yalamadan